Abicim burası nerede? Bu kod bölümü yok. Hayda. Yani biz kaydetmemiş miydik burayı arkadaşlar? Hı? Yani hani toplama düğmesine bu basılırsa buraya buraya bir şey işte yazmadık mı biz? O zaman şey yapalım. Buraya şeye gitsin. Adres haline getirebiliriz şeyi. Sonucu alalım ya. On click view'üne. Şunu bir metot yapsam mı diye bir aklımdan geçti ya. Çünkü kodlar böyle çok uzayınca arkadaşlar birbirlerine bir giriyor. Bak şunu şuradan itibaren, tamam mı? Şu client var ya, bak şuradan nereye kadar? Şu sonuna kadar. Şuraya kadar. Burası kimin kapanışı? Şunun. O zaman bak şu arkadaşı, yani şu kod bölümünü şöyle tutuyorum, tamam mı? Ha, bu düğmenin içinde bu olacak. Tamam mı? Yani bu hadise. Yani düğmeye bastığınızda bunlar olacak. Ya da burayı bir metot haline getirirsiniz. O da olur. Doğrudan onu çağırırsınız. Çünkü yani bu düğmenin içinde bir şeyin olması lazım. Siz düğmeye basınca şu işlemin olmasını istiyorsunuz. Tamam mı? Yani burayı olabildiğince sadeleştirin arkadaşlar. Yani şurası sade olacak. Bakalım son durum nedir? Şunun tazelenmesi lazım. Bu tazelense, yani bu yapmış olduğum şey de arkadaşlar bir nevi siz PHP'nin şurayı sanki bir web servisi gibi kullandırıyorsunuz. Yani hesap kitap işlerinde bunları böyle kullandırabilirsiniz. Tamam mı? Burası Java da olabilirdi. Yani Java ile ilgili yani mesela diyelim ki Java Server Face'i kullanıyorsunuz. Böyle kullanabilirdiniz. Şöyle dur. Şurası 1 olsun. Şurası da 2 olsun. Bana bir sonuç getir abi. 3 bak. Sunucuyu bak böyle kullandırdınız. Sanki adam şey zannediyor. Kullanıcı vay be. Adam hesap makinesi yapmış. Halbuki arka tarafta siz PHP kodu yazmışsınız yani. Ama onun haberi yok ama. Yani anlatabildim mi? Bu işinize bazı yerlerde hesap kitap gibi yerlerde yani böyle şeyleri kullanabilirsiniz. Peki ya bunu biz Java ile biz yani yapabilir miyiz? Hani Java'yı da kullanarak ya işte yaparsınız arkadaşlar. Öyle bir zorluğu yok. Yani Java'da da sadece şey yapıyorsunuz. İşte internete hemen işte yazın hatta böyle işte CSP get parametre. Hatta ASP'de de aynısını. Bak hemen şunlarla ilgili mesela şöyle bir tane örnek bulup aynı işte içerik al. Sadece şey olsun diye, hani fikir olsun diye önemli değil. Yani bunu işte yazmayacağım. Bunu da size bırakacağım arkadaşlar. Şunu işte alıyorsunuz. Aslında aynı şey. Şunu sadece işte yazsaydınız. İşte şu işte içerikler sayı 1 bu oluyordu bu sefer. Sayı 1, sayı 2. Şöyle isteği al. Bunları sor istiyorsan al topla falan. Tamam mı? Yani şey olursa, imkan olursa, yani fırsat olursa bir sonraki eğitimlerde onu da gösteririm. Ben ama şimdi size bir başka bir şey daha anlatacağım. Yani çünkü zaman daralıyor biliyorum. Şimdi arkadaşlar buraya kadar anlamadığınız bir yer var mıdır? Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bak istediğiniz gibi işte hesap makinesi işte artı eksi falan ya bu tarz şeylerle hesap makinesi bile işte yapabilirsiniz ya böyle işte yani. Ben size şu anda o zaman soru yoksa iyi güzel bir tane daha proje oluşturayım. Bu sefer şey yapacağız. Database'lere falan bağlanalım, tamam mı? Yani swap'ı kullanacağız yine. Artık daha örnekleri arttırarak bir gidelim. Ne diyelim? Android bu örnek kaç? 8 008 alt çizgi Android cihazlardan veya da Android hiç böyle artık da Android cihazlardan demeyeyim. Zaten Android olduğunu biliyorsunuz artık zaten. Database de diyebilirim. Böyle Android veri tabanı diyeyim. Veri tabanı bağlantısı. Ama veri tabanı deyince hangi veri tabanı? İlişkisel. Yani R yani işte
Neyse ya. MySQL bir yazayım işte açık açık. İstediğiniz bir veri tabanına bağlanabilirsiniz. Sadece MySQL değil. Yani öyle sınırlandırmayayım. Hani Relational Database Management System. Şu yani. Relational Database Management System diye böyle. Şurada da bir B var. Neyse. Bunu koyarsanız yani hepsine bu şekilde bağlanabilirsiniz. Bunu şimdi size paylaşacağım. İleri abi ileri. Sade bir şey ver. Sadelik istiyoruz biz. Oluştursun projeyi. Hemen tabii ki internet listemizi yine alalım. İnternet izni önemli abi. Dakika bir gol bir internet izni. Bakın bundan sonra projelerinizde dakika bir gol bir hemen şu internet iznini alıyorsunuz. Sonrasında buna ihtiyaç tamam ihtiyaç yok artık şuna. Olmasa da olur. Hemen şuna gelelim. İnternet iznimizi alalım. Yani bir başka izinler de isterse onları da alırız zaten. Yani onlarla ilgili. Aslında bir de şey. Öncelikle bir Java projesi mi oluştursaydım ya acaba? Bu string tarafına bir gidelim de şunu. Şu ismi alayım ben. Şunu şöyle bir Java tarafında bir proje oluşturayım ben. Önce orada bir bağlantı bir kurayım. Sonra onu sunucu yapayım. Onu yani sunucudan biz bağlanalım. Tamam mı? Yani şunu diyorum. Şunu diyorum. Şöyle bir dinamik web projesi. Yani bu projeyi burada kullanalım. Şöyle swap diyelim buna. Swap. İşte veri tabanı bağlantısı diyeyim. Swap veri tabanı. Yani böyle değil, tamam mı? Swap veri tabanı bağlantısı. Tamam. Burası ne olacak? Tabii ki swap olunca işte AKIS var işin içinde. Şurası 2,5. Tamam. Bundan sonrası ileri. İleri, ileri, ileri. Öyle bir zorluk yok. Şurayı kapattık. Bir tane şey alacağız. Paket adı şuradan alalım hemen. Burada yokmuş. Şu bir önceki projede bir vardı. Şu paketin adını kullanalım. Biraz daha sabredin arkadaşlar. Çünkü bunlar yani gerçekten de önemli şeyler. Yani esas parayı kazandıran şeyler hep böyle. Yani bu anlattığımız şeylerin etrafında bir dönüyor. Yani dünya swaplar böyle şeylerle bir dönüyor yani. Şey yapacağız şimdi. Buraya bir tane sınıf olsun. Sınıfın adı ne olsun arkadaşlar? Sınıfın adı veri tabanı. Veri tabanı VS. Yani web servisi. Tamam. Şimdi bunun içinden biz bağlantı kuracağız, tamam mı? Bunun için de istiyorsanız şöyle bir tane de böyle bir main de oluşturabilirsiniz. Yani hani denemelerinizi bir yapıp sonra o işiniz bitince arkadaşlar bakın bu normal bir Java projesi. Buraya tabii ki yani bazen işinize lazım olursa böyle char dosyaları eklemek zorunda kalabilirsiniz. Mesela bizim bu projede şu anda biz MySQL'e bağlanacağımız için tamam mı? Şöyle geliyorum. Bak burada bir jar dosyası var. Hatta isterseniz bir başka projelere de bağlanabilirsiniz. Mesela ben buna bağlanacağım için geliyorum projenin içinde şöyle yani şöyle projenin içine böyle bir doğrudan da işte yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şu aşağıda duruyor ama bunun durması da bir yetmez. Bunu projeye bizim dahil etmemiz lazım. Şu build pet deyip et bak burada da. Tamam. Bunu böyle yapınca artık bu da yani projenin içinde şu anda bakın kullanılabilir. Ben şu anda bu projenin içinden şu MySQL'e bağlantı kurabileceğim. Mesela bak burada ne var? Önceki şeylerden kalan şunun içinde ne varmış bakalım. Bak önceki eğitimden kalan şöyle bir tablo var. Hatta hiç tabloyu bozmadan bu tabloya biz bağlanalım. Olur mu? Yani hazır zaten. Şuna bağlanalım. Yani ID'si var. Birkaç tane bir kayıt var. Hemen bağlanalım. Peki yani biz nasıl bunu sağlayacağız? Yani bu bağlantıyı. Bu bağlantıyı arkadaşlar yani şimdi
LDBC biliyorsunuz. Yani Java'nın en eski kullandığımız arkadaşlar. Yani Java'nın daha doğrusu database'in işin temelinin de olan şey. Yani bununla bağlanacağız arkadaşlar. O zaman hemen geliyorum. Hatta bunun için şöyle bir sınıf açayım. Ya yani bir tane daha sınıf açayım. Şu web servisleri sınıfında değil de o sınıfın içinden bağlanalım. Tamam mı? Bu sınıfı da şey kullanır. Şu veri tabanı WS onu kullansın. Yani şöyle diyeyim. JDBC bağlantısı. Biliyorum birazcık böyle kafayı ütüleyen şeyler var burada. Şöyle yapalım. Öncelikle bir JDBC'de bir yere bağlanıyorsunuz abi. Bir şeyi deneyeceksiniz. Şöyle bir main'imiz olsun ki içeride hani bağlantımızı biz görelim. Öncelikle bize bir tane connection lazım. Connection. Bak. Connection açmamız lazım. Çünkü yani bağlantıyı açmadan bir nereye bağlanıyorsun? Bak. Char dosyasını eklediğimiz için bunlar da bir geldi. Yani. Ama tabii ki bizim buradaki kullanacağımız connection şu SQL connection arkadaşlar. Şu. Çünkü standartı varsa standartı kullanacağız. Buna kısaca şey diyelim. Con diyelim. Yani John con, connection de diyebilirsiniz. İlk başta bir null olsun bu. Yani şu anda hiçbir şey yok. Bunu içeride şimdi kullanacağım. Sonra biz neye biz bağlanıyorsak onun adını söyleyeceğiz. Tamam mı? Buraya bunun adını söyleyeceğiz. Yani biz neye biz bağlanıyoruz? Bak hiçbir şey işte ezberlemeyin ha. Yani sadece hani şunu bilin. Şöyle bir class'ın adı. Ya class'ın adı burada zaten bak. MySQL'in içinde açıyorsunuz abi. Bak şu MySQL'in içinde JDBC yazan yeri bulun. Şu. JDBC'nin sürücüsü. Driver var. Nerede JDBC? Şunun içinde. İşte şu sınıfın üstünden bağlanacağım işte. Şu. O zaman şöyle olacak. com.mysql neydi? mysql.jdbc.driver. Bu. Buna bağlanacağımı söylüyorum. Tabii ki bu yetmiyor. Şöyle bir nokta. Bir tane yeni bir tane obje lazım. Tamam. Bizim için bu bağlantı için bunu kullanacak. Tabii bunu adam niye bunu söylüyor? Diyor ki abi bunu kullanıyorsan bunu try catch'in içinde kullan. Tamam? Veya da bak böyle bir sürü istisnalar şeyler oluşur. Neyse biz burada kodumuza biz devam edelim. Tabii if diyeceğiz. İlk başta bir kontrol diyelim. Yani niye? Çünkü bu bağlantı açık mı değil mi? Öncelikle şurada bir bağlantıyı alalım şöyle üstte. Com nokta bir driver manager'ı vardır bunun. Sürücüsü vardır abi. Driver manager nokta get connection. Bu. Burada diyor ki abi nereye bağlanıyorsun? Bak bunu ezberlemeyin. Bunu da ezberlemeyin. Yani internetten de bulabilirsiniz hemen. Tamam mı? Hatta internetten şöyle işte yazıp bak şuraya kadar yazıp şöyle bir yere gelirsiniz. Şöyle gelip MySQL hatta işte yazın. Bak hemen buldu zaten. Yani elbet birisi bir yazmıştır onu. Ezberlemeyin yani bak. Şöyle bir şey işte olacak. Orası. Tamam. Anladınız mı? Yani al kopyala. Şöyle bak. Burası yani şurayı işte ezberlemeyin. O yüzden dedim yani sadece o yapıyı bilin. Burası sizin bir lokal hostunuz. Çünkü lokalde olan bir şey. Burası çünkü sunucu bizim. Lokal host. Şu anda Android'in içinde değilim. Hangi web tarayıcısı, hangi sunucuya bağlanıyorsam MySQL'inkisi arkadaşlar portu 3306'dır. Yani bunu hiç kullanmasanız da bir varsayılan olarak tamam mı? Şunun yerine tamam mı? Şurayı hiç kullanmasaydınız da yine bu çalışır. Burası hangi veri tabanına bağlanacağınız? Bakalım. Adı şurada bak. Firma veri tabanı. Al abi. Buna bağlanacağım. Peki bundan sonra ne var? Bundan sonra şey var. Bak virgül dedikten sonra şöyle control space'e basarsanız bak sizi yönlendiriyor. Diyor ki bak kullanıcı adı parolası şöyle şöyle biraz daha bak, kullanıcı adı parolasını da söyle. Bizim kullanıcı adımız burada arkadaşlar root.
Yani parolamız da root. Yani siz kendinize göre bir parola kullanmışsınız yani. Burada şimdilik bunlar. Bu bağlantıyı açmak için. Şu niye böyle oldu? Ha, burası connection olmuş. Şurası. Ben şöyle kısaca bir con demiştim. Tamam. Kaydedeyim şunu. Niye hala bir görmedim? Ha, statiği de istiyor. Onu çünkü doğrudan kullanabilmesi için statiği de istiyor. Eğer ki bak statiği kullanmayacağım diyorsanız şunu şeyin içine almanız lazım. Şuranın içine almanız lazım. O zaman tamam. Statik çünkü bir şu en dışarıdan bir doğrudan kullanmak için. Şuraya geliyorum. Öncelikle bir connection açılmadı mı? Açılmadı mı abi? Bir onu bir öğrenelim yani. Eğer ki açılmadıysa tamam mı? Nokta is closed yani açık mı? Kapalı mı? Bunu bir test etmem lazım. Ona göre de bir hole çizeceğim. Ne diyor? Sen de mi try catch istiyorsun yani? Yapma be kardeşim. Yani hepiniz try catch mi? Yani hepiniz bir try catch istiyorsunuz hani. Veya da şöyle bir şey dur. Ne diyor? Try catch. Hani bir istisna meydana gelirse. Bunun da istisnasını ekliyoruz. Çünkü bu kapalı gelirse bununla ilgili bir istisna oluşursa bu. Tamam. Buraya CSO deyip Control Space'e basınca bu kodu size tamamlar. Burada şey My SQL'e veya da şöyle diyelim ki bağlandık. 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 Şuraya bir şunu bırakalım. Eğer ki bağlanamamışsak else yani else. Eğer ki bağlanamamışsak bir dakika şöyle yok yani şunu yine kopyaladım. Bağlanamadık. Bağlanamadık. Yani bir deneyeyim mi? Hemen. Kaydet. Çalıştır abi. Şöyle aşağıya bakalım. Bak bağlandık. Yani şu bilgiler bağlandı. Eğer ki bak parola root 1 olsaydı. Bak ikincisi parola arkadaşlar. Bak öyle bir şey olmadığı için görüyor musunuz? Bak sen bunları kullanıyorsun. Sen bağlanamazsın diyor. Bizi böyle uyarıyor. Şimdi bunu bağlandık. Tamam. Bundan sonrası şey zaten yani prepaid statement arkadaşlar. Yani prepaid statement'ta sorguları gönderiyorsunuz. Yani çok da üst düzey bir şey yok yani. Prepared statement zaten bunu kullandıktan sonra şunu tamam yani buna PS'ye de yani kısaca işte yazan var. Biz bunu istiyorsanız şöyle uzun uzun işte yazalım veya